Gayet iyisiniz. Ay doktor bey. Ne çekti bu be? Yanlarım ağrıyor Vasfiye teyze. Ağlayacak, ne yapacak? Armut suratlıyla bir ömür geçirdin Selahattin. Bu kadar hasarla yırttıysan bu da bir şey. Ya sanki Gülistan kendisi hastaymış gibi topuk dikeninden bahsediyor doktora ya. E ne yapacaksın? Gülistan'ı seven topuk dikenine katlanır. Her şey yolunda. Ayağınız hızla iyileşiyor. Belim bıkınım tutuk. Kas tutulması. Fizyoterapist Nida Hanım geldi. Her gün bir saatlik tedaviyle halleder. Yok yok, istemem ben tedavi medavi. Merhaba. Geçmiş olsun. Ama tedavi mecburuysa şimdi tabii ne yapalım? Yani sağlık sonuçta değil mi? Hoş geldiniz doktor hanım. Nida, hoş geldin canım. Nida, hoş geldin canım. Gel, gel canım. Günaydın. Selahattin Bey içeride mi? Evet, soyunda sizi bekliyor içeride. Buyurun. Damatlık tıraş da olaydı Gülistan. Efendim Vasfiye teyze? Hazır içeride soyunmuş bekliyorsa diyorum. Poposuna bir kurdele takıp vereydin kıza. Böyle kuru kuru ayıp olmasın. Ne demek o ya? Ne şanslı kızmış be. Armut pişecek, ağzına düşecek. Ne yapacak? Kim o armut? Ben miyim? Bu cümlede armut Selahattin. Kız sümüklü ameleyi yavruyken aldın, kalantor iş adamı yaptın. Gençlik kahrını çektin, olgun şakakları 40 yaşa getirdin. Artık sunuma hazır. Afiyet olsun. Kime? İçeride kocanı yoğuran kıza. Ya Vasfiye teyze ya. Kız adamın dünyalığını, görgüsünü, bilgisini komple yaptın Gülistan. Ayağını da iyileştirdin. Anahtar teslim. Paketleyeceksin, kıza vereceksin. Ne yapacaksın? Ya hanım Selahattin'e göz mü koydu yani sence? Hanım göz koydu demiyorum. Selahattin varken hanım göz koymasa ne olacak diyorum. Kız biliyoruz malımızı Gülistan. Ya adam içeride hasta yatıyor ya. Ayıp ya, sağlık çalışanlarıyla ilgili böyle şakalar. Vasfiye teyze. Bana bak. Ha. Ne iyi oldu bunu eve servis ettin. Şantiyede Selahattin ne bulacak da çapkınlık yapacak? Su terazisiyle mi bakışacak be? Yazık be. Aman ne komik. Ya Selahattin'in çapkınlığı sadece çenesindedir. Bugüne kadar en ufak bir yanlışını yani ne gördüm ne duydum. Ben neşelen diye söylüyorum be kızım. Yo, bugüne kadar en ufak bir şey haşa. Kesinlikle. Bundan sonra coşacak. Yaşı geldi mecbur. Adam ömrünün yarısını seninle geçirdi Gülistan. Bari ikinci yarısında bir gün yüzü görsün. Yazık be. İçeri bakayım hani böyle bir ihtiyaç vardır belki bir havlu falan lazımsa. Su ısıt su. Sıcak su lazım olur şimdi ona. Aa yeter artık ama ya. Gülistan sıcak su torbası koyuyorlar ya. Hani bıhınını belini yumuşatıyor böyle pelte gibi yapıyor. Ha, kaslar için bir bakayım ben yani belki lazımsa değil mi? Ben bir gideyim sorayım içeri bakayım. İyi günler. Ben gidiyorum ama Gülistan Hanım'ı göremedim. Ha, eniştemin tedavisi bitti o zaman. Evet, ağrılarını azalttık. Ya benim boynumda böyle bir tutulma var sol tarafta. Böyle fıtık mıtık olmasın bu? Buyurun içeri bir bakalım kaslar ne durumda. Kaslar aslında iyi benim ya. Bayağı da çok kasım vardır yani. Böyle omuzlar momuzlar. Spazm falan var mı demek istiyor herhalde kaslarda.
Bıldırcın gibi kız. Bana bak, sen 35 oldun mu? Gibi gibi, niye? Bir kadının en güzel olduğu yaş 35'tir. Teşekkür ederim, evet bence de, bence de. Zirveye çıktın maşallah. Artık bundan sonra yokuş aşağı tepe taklak gideceksin, ne yapacaksın? Niye öyle? Senin bir kabahatin yok be kızım. Yer çekimine yenileceksin mecbur. Bana bak. Evet. Öyle böyle dik duran her şey aşağı sarkacak. Ay yok canım, hiç öyle bir belirti yok yani, bir öyle bir şey yok. Kısmetse yakında o da olur. Baktın Rıza daha güzeline, daha gencine meylediyor. Oradan ilk mesajı al Deniz. Ha yok hiç ama Rıza hiç başkası falan yok. O hiç o tarz değil. Kız nişanlısını dehleyen manitasının gözünün yaşına mı bakacak? Hiç bu çişli oğlana güvenme. İyi kötü iş bulmuşsun. Bu da bir şey. Doyuracaksın karnını, bari muhtaç olmayacaksın. Ne çektin be Deniz? Ne çektim ben ya? Bir şey de çekmedim ama. Az dur, ucu göründü. Selahattin Bey'in terapisi bitti. Herhangi bir spazm problemi olan var mı? Yok! Kaslar rahatlamış. Güzel. Şifa bu kız, şifa. Bütün hanımlar nasıl kıskandı Nida'yı. Vallahi bir kaşık su da boğacaklar. Aa, neden ki? Görmüyor musun modeli doktor? Bu ortalıkta salındıkça hepsi delirdi vallahi. Nida benim şekerparem ya. Çok da iyi terapisttir tabii. Şekerpare. Vay doktor. Hoppala paşam, malkara keşan diyorsun. Yakışır. Vallahi helal sana. O kadar yıl okudun tabii, üstüne bir şekerpare yenir tabii. Ya biz de niyetlendik de yarı doktor sayılır diye saygımızdan. Yoksa ekmek arası gider yani. Taş, taş. Demek sen yiyorsun onu. Nida Hanım, eşim olur. Yengeye hürmetler. Fizik tedavi bitti herhalde. Ha? Peki yüzük doktor, niye ikiniz de yüzük takmıyorsunuz? Hijyen sebebiyle herhalde, değil mi? Tabii doktorluk tıp başka bir şey. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.